Video sorumuz var, görelim. Hocam ben boşandım. Benim bir tane kızım vardı. Ailem istemedi. Bana seçenek sundular. Ya biz ya kızın. Kızını seçersen sokakta kalırsın. Bizi seçersen bizde kalırsın. Ben de çaresiz bir şekilde kızımı babasına gönderdim. Hocam bunda günah nedir? Hocam neler söylersiniz bu konuda? Bu konuda Muhsin Bey, sevgili peygamberimize bakın, bir hanımefendi geliyor. Ya Resulallah diyor, şu çocuk, şu oğlum, karnım ona yuva, göğsüm ona pınar, kucağım da sıcak bir kundak oldu. Şimdi eşim beni boşadı, bu çocuğumu, oğlumu benden almak istiyor. Ne buyurursunuz diye soruyor. Sevgili Peygamberimizin cevabı, başkası ile evlenmediğin sürece onun üzerinde sen hak sahibisin buyuruyor. Yani şimdi bu hanım bir başkası ile evlenmemiş. Evet. Eşinden ayrılmış ama yanında bir de kızı var. Evet. Ailesi diyor ki ya biz ya da kızın. Ailesi yanlış ediyor. Torunları yardımcı olmaları dururken, ya kızın ya biz diyor. Yanlış ediyorlar. Ama şimdi hanımefendi ne yapsın? Mecburen kızı eski kocasına bırakmış oluyor. Bundan dolayı da mazur, başka imkanı olmuyor. Aslında doğrusu kendisinin himaye etmesi, kızı kendisinin büyütmesi, terbiye etmesidir. Ailesinin de yardımcı olması düşer, gerekir. Ama yardımcı olmuyor da ya biz ya kızın diyor. Yanlış. Koyunlar kuzulardan ayrılır. Onu bir ya, düşünün Muhsin ya, Bey. Yani ya. Nasıl bir tablo düşünün ki? Nasıl? O kokusundan evet, buluyor hocam. Yani yüzlerce orada koyun, ya, kuzu var. Hepsi birbirine benzer. Öyle görüyoruz evet. Ama onlar gidip buluyorlar anneyi. Ya da anneler yavruyu buluyor. Öyle oluyor. Öyle hocam oluyor. Torun sonuçta, torunları niye istememişler? Onu da açıklamamış gerçi. Yani ya kızın, ya torununu tercih etmiyor aile. Yani torunu tercih etmiyorlar. Ya kızın ya biz diyorlar. Neticede Rabbimiz, ben günaha girdim mi diye soruyor. Kur'an, Rabbimiz Kur'an'da evlattan bahsediyor, torundan da bahsediyor. Ya. Yani bu nasıl ana baba ki kızlarına gelsin diyorlar ama torunlarını kabullenmiyorlar. Yanlış ediyorlar tabii. Yanlış ediyorlar, evet. Anne günaha girdim mi diye soruyor hocam. Vebalim olur mu? Bir anne olarak bana ama günah yazılır mı? Anne mazur, ne yapsın? Başka çaresi başka yok. Başka çaresi yok. Bu sefer o da babasıdır. Babasına emanet ediyor, evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.